İyi akşamlar, sağ olun. Hayırlı olsun dedim tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Ben şimdi... Vallahi iyi, güzel, keyifli. Yedil Hanım, sizi ne alsaydık? Birlikte şöyle bir alsaydık gel efendim. Gel. Buyurun. Buyurun. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler, çok mersi. Güzel geçti, gayet mutluyuz. Tahmin edebileceğiniz gibi. O malum kına gecesi olayından sonra. Evet, onunla ilgili sonra defalarca açıklama yaptık zaten. Aynen. Düğünde de konuştuk. Gerek yok. Bizim için iki gün önce düğünümüz vardı, o da geçti. Şimdi normal hayatımıza devam ediyoruz. Şahane. Aslında biz sizi balayında bekliyorduk da İstanbul'da görünce birazcık şaşırdık. İşte şey, yani basın zaten gerekli kendi kendine manipülasyonu yapıyor. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Biz sizden öğrenelim o zaman. Birinci ağızdan öğrenelim. Neden balayı? Ne fark eder ki biz ne söylesek başka bir şey yazıyorlar. Yani şu an sonra programda bu konuştuğumuzda. Şu anda kameralar da çekiyor efendim. Ha, eyvah, fark etmez ki, onu alırlar başka türlü yine. Sizin ağzından çıkanlar. Şöyle söyleyelim. Biz balayını zaten bir dahaki yıla planlıyorduk. İşte denildiği gibi Sezen Hanım da işte babamız da sağlık probleminden dolayı gelmediler ama biz bunu böyle söylesek de çıkıp başka türlü bana ilesek de kanal, evet, kanal izin vermedi, yok yapım şirketi izin vermedi falan diyorlar. Başka konu yok. Ülkemizin gündemi biliyorsunuz çok durgun. Yani konuşacak başka mevzu yok. O yüzden ne yapalım? Dur kardeşim. O yüzden de başka şeylerimiz var, mevzularımız var. O yüzden de herhalde buna yoğunlaşıyorlar diye. Bunları nasıl ziyaret ettiniz ve çalak evet, evet, yok, yok, yok. Yani ya. Yok, yani biz daha önceden ziyaret ettik. Evet. Bu evrede tabii ki kendi yoğunluğumuz olduğu için ve Sezen Hanım da sadece burada olduğu seyahat için seyahat etmek gerektiği için o sıkıntı. Gibi. İstanbul'da olsa yine belki birkaç evet saat yine gelebilirlerdi ama dinlenmeleri gerekiyor. Öyle. Çıkana, düğünde çok konuşuldu, hele ilk dans, havalarda uçmalar falan. Evet, biz yani işte her dans gibi. Sosyal medyada nereden tutacaktı işte. Söylediğiniz şarkılar da Gökçe Hanım'la düetinizde. Evet, mesela Gökçe Hanım da gelmese, Gökçe Hanım da gelmesi kim bilir neler söylerdi. Dans ederken. Bir haberler çıkmıştı ya, o haberlerimiz. Ben söylemiyorum normalde çünkü. Alışık değilim evet sahneye. Ama çok güzel oldu. Ya biz eğleniyoruz. Normalde işte biz de herkes gibi insanlarız. İster inansın da ister inanmasın. Nereye hissediyorsun şimdi bir aile olsun, karı olsun. Vay hani şahane. Mutluyuz. Güzel. Allah mutluluğunuzu bahtiyar etsin efendim. Amin, teşekkürler. Siz demek Mert abi, ben evet size İşlerden biraz bahsedelim. Başladı galiba set abi. Dizi başladı. Enzem tiyatrosu. Ondan sonra dizi başladı. İşte tiyatro bir yandan. Yeni projeler var. Filmimiz gidiyor işte 16 Kasım'da. Burcu Biricik'le, Hazar Ergüçlü ile Cem Karzin'in çektiği bir film. Öyle. Güzel. Peki size sorayım. Çıkan kötü haberler üzdü mü sizi? Hani bana sormayın. Yok, biz kendimizi biliyoruz. Herkese kendinizi açıklayamazsınız. Siz ne kadar konuşursanız konuşun. Ne istiyorlarsa onu düşünecekler, onu yazacaklar. O yüzden biz mutluyuz, huzurluyuz, çok keyifliyiz. İlişkiniz hep başlarından beri hep haberler çıktı. Hani yalan haberler de çıktı tabii ki. Hani tepkiniz ne oldu ilk okuduğunuzda? Hamile olduğunuza dair bile hatta haberler çıkmıştı. Ona bir tek yalanlama yapmıştım. Diğerleriyle ilgilenmedik bile. Öyle. Ona da zaten yasal süreci devam ediyor gerçekten. Başka bir şey yok. Peki bu bizim çok keyfimiz yerinde. Düşüncesi falan var mı efendim? Ya çok bizim için bunlar da erken sorular. Yani gerçi dediğimiz gibi gerekli merciler onunla ilgili bizim için yorumlarını yapıp kararlarını alıp haber konusu edeceklerdir. Peki. Biz onları bekliyoruz. Biz onlardan merak ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Bir günde onlarla röportaj yapıyoruz. İyi akşamlar abi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.